Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli arkadaşlar, sıfırdan kolay Arapça derslerimizde 3. ünite ve 13. dersle beraberiz. Ad-dersu's-13. 13. dersimiz Beytu Bekir'in. Bekir'in evi. Arkadaşlar bundan önceki dersimizde bir tekrar etmiştik 2. üniteyi. 2. üniteyle alakalı öğrendiklerimizi oradaki kelimeleri bir tekrar ettikten sonra şimdi 3. ünitenin 1. dersi ki 13. dersimiz. Bekir'in evi konulu dersimize evet başlıyoruz kıymetli arkadaşlar. Her ismi işaret, işaret zamiri bu bu Beytü Bekir'in Bekir'in evidir. Rakamul beyti Burada ne var arkadaşlar? Tamlama var. Rakamul beyti evin numarası selasetün üçtür. Rakamul beyti evin numarası selasetün üçtür. El beytu ev fi şari'i caddesindedir. El mescidil haram mescidi haram caddesindedir. El beytu fi şari'il mescidil haram. Ev, mescid-i haram caddesindedir. El beytu kebirun. El beytu kebirun. Ev büyüktür. Arkadaşlar, rakamul beyti. Burada bir isafet var. Muza, muzafili. Tamlayan, tamlanan gibi. Evin numarası. Burada da Müpteda haber yani bizim özne ve yüklem demiş olduğumuz Türkçede ev büyüktür diye müpteda haber özne yüklem tarzında bir kalıbımız var. Artık yavaş yavaş cümle oluşturma konularına gelmeye başladık. Yani kalıplar bu kalıplardan en basiti izafet kalıbı. Muzaf muzafili, tamlayan tamlanan kalıbı. Ve arkadaşlar daha sonra sıfat tamlamaları var. İlk önce sıfatlanan isim. Daha sonra sıfatı gelecek. Ve yine basit kalıplarımızdan müpteda haber. Mesela özne yüklem demiş olduğumuz evet cümle kalıbımız var. İsim cümlesi olmakta. Evet. Emamel Beyti. Evin önünde Hadikatün bahçe vardır. Vasiatün büyük bahçe. Burada vasiatun onun sıfatı olmakta. Evin önünde emamel beyti hadikatun vasiatun. Evin önünde büyük bahçe vardır. Geniş bahçe vardır. Vasi'a geniş. Vasi'a geniş. Ve havle'l hadikati Arkadaşlar bahçenin etrafı surun sur duvar çit Mürtefi'un yüksek. Bahçenin etrafı yüksek duvardır. Yani bahçenin etrafında yüksek duvarlar vardır. Yüksek çit vardır. Havlel hadikati surun murtafi'un. Bahçenin etrafında yüksek duvarlar vardır. Beytü Bekir'in <laughs> Bekir'in evi karibun minel mescidi. Mescide yakındır, camiye yakındır. Beytü Bekir'in karibun minel mescidi. Karibun min kalıb arkadaşlar. Karibun min. Beytü Bekir'in karibun minel mescidi. Bekrin evi mescide camiye yakındır. Ve ba'idun an. Ba'idun an kalıbı uzaktır. Ve ba'idun an suki çarşıya uzaktır. Ve ba'idun an suki çarşıya uzaktır. Beytü Bekrin Bekir'in evi Karibun minel mescidi camiye yakındır ve ba'idun an suki çarşıya uzaktır. El kelimatul cedide. Yeni kelimelerimiz. Beytun ev Beytun ev Tisatun dokuz Tisatun dokuz Önce sayıları alalım. Aşaratun on Aşaratun on Tisatun dokuz. Tisatun dokuz. Semaniyetun sekiz. Semaniyetun sekiz. Sebaatun yedi. Sebaatun yedi. Sittetun altı. Sittetun altı. Hamsetun beş. Hamsetun beş. Erbaatun 4 4 4 Selasetun. 3 Selasetun. 3 Evet arkadaşlar. Evet. Vahidun Bir. Vahidun Bir. İsnani. 2 İsnani. 2 Beytun ev Beytun ev Tisatun 9 Tisatun 9 Erbaatun 4 Erbaatun 4 qaribun min yakın karibun min yakın el haramu mukaddes kutsal el haramu kutsal emame önünde emame önünde sebaatun 7 sebaatun 7 ithnani 2 ithnani 2 haule etrafında haule etrafında şariu cadde şari'u cadde aşaratun on aşaratun on hamsetun beş hamsetun beş ba'idun an uzak ba'idun an uzak surun sur duvar çit surun sur duvar çit el mescidu cami el -Mescid cami 8 8 3 3 an dendan. An, dendan. Mürtefiun, yüksek. Mürtefiun, yüksek. Münhafildun, alçak. Münhafildun, alçak. Sıfırın, sıfır. Sıfırın, sıfır. Sittetün, altı. Sittetün, altı. Vahidun, bir. Vahidun, bir. Vasiatun, geniş. Vasiatun, geniş. Arkadaş şimdi de arkadaşlar vav harfinin fetalı, kesralı ve zammeli yazılışı. Ve vecuhun vi visadetun vü vusulun ve vi vü şin harfi şe başta şe yazılışı şeceratun. Bunları defterimize yazıyoruz. Ortada şe. Mişratun. Neşter. Sonda şe. Rişun. Tüy. Şe. Başta şe. Şin. Ortada şin. Sonda şin. Şin. Et tedribül evvelü. Birinci alıştırma. Şari'un cadde. Beytun, ev. Baidun, uzak. Şari'un, cadde. An, dendan. Doğru olanlar. Şari. Mürtefi'un. Mürtefi'un. Yüksek. El mescidu. Mescid cami. El mescidu, mescid, cami. El haramu, kutsal. El haramu, kutsal. Karibun, yakın. Karibun, yakın. Et bu. sani. İkinci alıştırma. El beytu, kebirun. Arkadaşlar, çok önemli ve çok güzel konu. Birinci kalıbımız müpteda haber kalıbı. Yani özne yüklem kalıbı. Şu ilk olan isme biz müpteda diyoruz. İkinci olan isme de haber diyoruz. Hepsine böyle. Müpteda haber kalıbı. Evet. Müpteda ve haber. Peki Türkçe'de ne diyoruz biz bunlara? Türkçe'de arkadaşlar özne ve yüklem diyoruz. Özne ve yüklem diyoruz. Evet, müptela ve haber Şimdi el beytu ev nedir? Nedir sorusunun cevabı haberdir. Kebirun büyüktür. El beytu kebirun. Ev büyüktür. El kafesu. Kafes. Kebirun. Büyüktür. El mescudu. Cami. Kebirun. Büyüktür. El beytu. Ev. Kebirun. Büyüktür. Es suru. Duvar. Kebirun. Büyüktür. Evet. isim cümlemizdir. Bu cümlemiz nedir? İsim cümlemizdir. İsim cümlesi ve isim cümlemiz iki tane şeyden oluşuyor en aşağı. Bunlardan birincisi müptedadır arkadaşlar. Özne mesabesi nedir? İkincisi de nedir arkadaşlar? Haberdir. Bu da yüklem mesabesi nedir? El beytu kebirun. El büyüktür. Şimdi ikinci kalıbımıza görünce sıfat mevsuf kalıbı. Evet, mevsuf ne demek? Sıfatlanan demek. Şu görmüş olduğumuz birinci sıfatlanandır. Sıfat daha sonra gelir. Bu sıfattır. Evet, sıfat Arapçada daha sonra gelir. Türkçede önce gelir. Kırmızı kalem. Kırmızı kalem önce geldi. Ama Arapçada öyle değildir. Ne diyeceğiz? Kalemun ahmar. Kalemun ahmar. Evet, bu sıfat dedik. Diğeri de mevsuf yani sıfatlanan. Evet arkadaşlar. Şimdi hadikatün bahçe. Öyle bahçe ki. Öyle sorusun cevabı nedir arkadaşlar? Sıfattır. Kafamızdan. Nedir sorusun cevabı? Haberdir. Elbeytü ev. Nedir? Kebirun büyüktür. Hmm. Peki bu el hadi hadikatun bahçe öyle bahçe ki vasiyatun geniş. Geniş bahçe. Hadikatun vasiyatun geniş bahçe. Sukun çarşı vasiyatun geniş olan çarşı. Mahattatun durak istasyon vasiyatun geniş durak. Geniş istasyon. Hucretun vasiyatun. Hucretun oda vasiyatun geniş oda. Evet. Bu da sıfat tamlamamız arkadaşlar. Arapçada kalıplar cümlelerle meydana geliyor. Bu cümlelerin en basiti isim cümlesidir. Mübtada haberden oluşur. Yani özne ve yüklem kabul edebiliriz. Ve ikinci kalıp olarak da sıfat mevsuf sıfat tamlamasıdır ki birinci gelen arkadaşlar soldan mevsuf'tur, daha sonra sıfat gelir. Ve şimdi isim tamlaması. Evet. O da arkadaşlar muzaaf. Birincisine muzaf derler. Evet. İkincisine de arkadaşlar ne diyorlar? Muzaafın ile. Evet. muzaf, Muzaafın ile. Şimdi Şari'ul mescidi caminin caddesi. Şari'ul suki çarşının caddesi. Yani cam caddesi. Çarşı caddesi. Şari'ul mescidi cami caddesi. Şari'ul matari hava alanı caddesi. Şari'ul mahattati istasyon caddesi. Diye Türkçe'de kullandığımız arkadaşlar tamlama. Bu tamlamalarda Birincisine biz muzaf diyoruz Arapçada, ikincisine muzafun iley diyoruz. Reddit aşağıdakileri tekrar et. El beytu fi şari'il mescidil haram. El beytu fi şari'il mescidil haram. Ev mescidil haram caddesindedir. El kalemu fil haqibeh. El kalemu fil hakibe. Kalem çantadadır. Et tabibu fil iade. Et tabibu fil iade. Doktor muayene odasındadır. El dabitu fil matar. El dabitu fil matar. Memur hava alanındadır. El kitabu fil mektebe. El kitabu fil mektebe. Kitap kütüphanededir. المضيف في الطائرة المضيف في الطائرة Host uçaktadır. البيت ايف Nerededir? في شارع المسجد الحرام Haram mecid Haram Caddesi'ndedir. Arkadaşlar fi harfi ceri fi harfi ceri Ne dedik? Deda manasında kullanılır fi harf cerimiz. Evet. Deda da manasında kullanılır arkadaşlar. El kalemu kalem nerededir? Fil akibeti çantadadır. Bak çantada. Et dedi bu Rabi. Dördüncü alıştırma. Reddit maili. Aşağıdakileri tekrar et. T ile Tı demiş ama yanlış. K ile evet kaf ile kaf arasındaki farkı görün diye arkadaşlar. Tekrar ediyoruz. Kelbun kalbun. Kül kul. El kelilu el kalilu. Lekeme lekame. Eşrake eşraka. Berake beraka kebbele, kabbele, rakede, rakede, rakade. Sayılar. Ettetribül hamis. Sıfır. Sıfır. Arkadaşlar yazılışı nokta gibidir. Yazılışı nokta gibidir. Vahid. Bir. Yazılışı aynı bizim bir gibi. İthnani. İki. Yazılışını görüyorsunuz. Selase. Üç. Evet yazılışı bu şekilde. Erba. Dört. Yazılışı üç tersi. Hamse. Beş. Yazılışı sıfır. Bizim bir Türkçe öğretmeni vardı. O derdi ki oğlum sana Arapça beş vereyim mi derdi. Arapça beş. Yani sıfır görünümlü. Normalde sıfır gibi yazılır ama Arapçada 5'tir. Evet, hamse 5. Böyle yazılır. Sitte 6 yazılışı görüyoruz. Seba arkadaşlar 7 ters üçgen gibi. Semaniye 8 çadır gibi. Seba ters çadır. Semaniye çadır. Tisa Türkçedeki 9 aynı. Aşara evet birin yanına bir nokta. Ekmil maili. Aşağıdakileri tamamla. El kalemu kalem karibun min yakındır. Niye yakındır? Minel ki kitabi kalem kitaba yakındır. Ve ba'idun al-mistara ve cetvele de nedir arkadaşlar? uzaktır. Evet. El mistaratu cetvel karibetun min yakındır. Nereye? El kalem. Kaleme yakındır. Ve ba'idetun uzaktır an el kitab kitaptan uzaktır. Kitaba uzaktır. Esikkinu bıçak karibun min yakındır minet tuffah. Elma yakındır. Ve ba'idun anı tabaki ve tabağa da nedir? Uzaktır. Et tabaku tabak Karibun mine sikkin Bıçağa Nedir? Yakındır. Ve ba'idun Evet. Anüttüffah Elma elmaya da Nedir arkadaşlar? Uzaktır. Evet. Es-seyyaratu. Es-seyyaratu. Taksi. Karibetun mine şecere. Şecereti. Evet. Ağaca nedir? Yakındır. Şecara ne demek? Ağaç. Evet. Mine şecereti. Ve ba'idetun anil beyti. Evede. Nedir arkadaşlar? Uzaktır. El ev karibun min es seyyareti arabaya yakındır. Otomobile yakındır. Ve ba'idun ani şecareti ve ağaca da uzaktır arkadaşlar. Ekmil mayiliği boşluklara dolduruyoruz. İlk önce boşluklara doldururken bize verilen kelimelerin ne manaya geldiğine bakalım. Selase 3. El mescidi cami. Şaria Arkadaşlar nedir? Cadde. Hav etrafı. Hadika bahçı. Şimdi. El beytu ev fi nokta nokta el mescidi haram. Mesli haramın neresi nedir? Caddesi değil mi? Evet, caddeyi, şariyi buraya koyarız. Şari. El beytu fi şari mescil haram. Emam el beyti evin önünde vardır. Ne vardır? Vasiatun. Geniş. Geniş ne olabilir? Bahçe. Bahçeyi buraya koyarız. Emam el beyti hadikatun vasiatun. Geniş bir bahçe vardır. Beytü Bekir'in Bekir nevi karibun yakındır. Nereye yakındır? Min el mescid olabilir. Camiye yakındır. <laughs> Beytü Bekir'in karibun min el mescidi Bekir'in evin camiye yakındır. Nokta nokta el hadikati surun mürtefiyon. Ne diyebiliriz? Bahçenin etrafı diyeceğiz. O da haule. Bahçenin etrafına havlel hadikati. Bahçenin etrafında vardır. Surun murtafiyon yüksek duvar vardır. Ve son olarak rakamul beyti evin numarası kapı numarası selasetün üçtür deriz arkadaşlar. İkra oku beytün el beyt Arkadaşlar beytün nekredir. Nekre ne demek? Belirtisiz. Belli olmayan. El beytu belirtili. Yani marife. Beytun herhangi bir ev. El beytu ev. Bilinen bir ev. Kafesun. Herhangi bir kafes. El kafesu kafes. Hadikatun herhangi bir bahçe. El hadikatu bahçe. O bahçe. Meçidun. Herhangi bir cami. El meçudu, O bilinen cami. Babun. Herhangi bir kapı. El bilinen kapı. Müfredün tekil. Cem'un çoğul. Racülün adam. Ricalun, adamlar. Kalemun kalem. Eklamun eklamun kalemler. Tabakun tabak. Etbakun tabaklar. Misbahun lamba. Mesabih lambalar. Kitabun kitap. Kütübün kitaplar. Timsahun, timsah. Temasihu, timsahlar. Cemelun, deve. Cimalun, develer. Usfurun, serçe. Asafiru, serçeler. Beytun, ev. Büyütün, evler. Kelbun, köpek. Kilabun, köpekler arkadaşlar. Evet, buraya yazıları, rakamları yazacağız. İkra ve ekmil oku ve tamamla. Vahid. İthnan. 3 Üç. Sonra. Erba'a. Dört. Sonra. Hamse. Beş. Sonra.

طقوس عشره اون عشره اون واحد اثنان ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشره م ب E, H, C harfleriyle arkadaşlar mim, b, hemze, h ve cim harfleriyle alakalı birer tane misal vermiş. Mahattatun istasyon, beytun ev, ebun baba, hubzun ekmek, cezerun cezer neydi? Havuç. Buraya ne yapacağız arkadaşlar? Biz de mimle, m ile başlayan Mahatta yazalım. Daha sonra da ne yazabiliriz? Mühendisun. Sonra meclisun, mescidun diye mimle başlayan kelimeler. Sonra B ile başlayan. Beytun, bekrun. Sonra B ile başlayan ne olabilir? B, Be, beytun, bekrun. Evet. Hemze'ye geçelim. Hemze ile olan ebun, ümmün, Sonra e ile olan evet ikramun gibi. Buraya babun koyabiliriz unuttuk. Babun. H ile olan hubzun. Sonra hıyarun. Hayrun. Cimle cezerun, CEZUN gibi. Arkadaşlar şu boşluklara evet altlarına üstteki harflerle başlayan ne yazacağız? Kelimeleri dolduracağız. Birer ikişer tane biz doldurduk. Şimdi şimdi kelime oluşturma. Farklı, değişik ve karışık harfleri veriliyor. Ve bu harflerden biz ne oluşturuyoruz? Kelime. Mesela sin, ra, elif. Buradan bir kelime oluşturalım. Ne oluşturacağız? Ra, sun. Evet. Ne demek rasun? Baş. Evet. Rasun baş. Sonra arkadaşlar ne diyebiliriz? Nun. Nun. F. Hemze. Enfun. Değil mi? Enfun. Ne demek? Burun. Evet. Enfun. fun. Burun. Cim. Ra. Lam. Riclün. Riclün. Bacak. Riclün. Sonra. Ra. Şa'a. Şa'run. Şa'run. Evet. Bunu bakalım bilebilecek misiniz? Burada D var. Dal. Evet. Sat var. Ra var. Evet. Ne diyoruz? Sa D Ra. Ne diyelim? Sa Run Göz. Evet. Şimdi de arkadaşlar Üktüp şu görmüş olduğumuz Emamel Beyti Hadikud evin önünde bahçe var. Havlel hadikati surun. Bahçenin etrafında duvar var diye artık cümle yazmayı öğrenmemiz için şu boşluklar arkadaşlar en az 3 tane olarak ne yapalım? Dolduralım. Emamel beyti hadika. Evin önünde bahçe var. Havlel hadikati surun. Bahçenin etrafında duvar var diye arkadaşlar ne yapıyoruz? Bu manasını da düşünerek bilerek emam emam ne demek emam önünde emam tamam emam önünde haule etrafında Emam ve havleyi farklı cümlelerde kullanabiliriz. Mesela ne diyelim? Emam el mescidi caminin önünde vardır ne vardır? Racülün adam vardır. Daha sonra Havlel beyti ve havlel mescidi ve havlel camiati üniversite etrafında vardır. Ne vardır? Şecaratun ağaç vardır. Ve eşcarun ağaçlar vardır diyebiliriz. Evet, emam önünde haule etrafında. 14. derse gelmiş bulmaktayız. İnşallah bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kelimeleri ezberlemeyi unutmayalım, defterimize yazmayı ihmal etmeyelim.